Çevremizdeki varlıkların hareket özellikleri, hem doğal hem de insan yapımı nesneler için farklılık gösterebilir. Canlı varlıkların hareketi genellikle içsel enerji kaynaklarına dayanırken, bitkilerde bu hareket büyüme ve yönelim şeklinde olabilir. Hayvanlar ise kasları ve iskelet sistemleri sayesinde farklı hız ve biçimlerde hareket edebilirler, uçmak, yüzmek ya da yürümek gibi. İnsanoğlu, teknoloji sayesinde makineler ve araçlar yaparak, bu doğal hareket biçimlerini taklit edebilir ve genişletebilir. Aynı zamanda fizik yasaları her türlü hareketi etkiler, kütle çekimi, sürtünme ve momentum gibi faktörler, nesnelerin nasıl ve ne hızda hareket ettiklerini belirler. Dolayısıyla çevremizdeki hareketler karmaşık bir etkileşimler ağına dayanır ve bilimsel prensiplerle açıklanabilir. Çevremizdeki varlıkların hareket özellikleri genel olarak şu şekilde özetlenebilir. Çevremizdeki varlıkların hareket özellikleri oldukça çeşitlidir ve genellikle fiziksel, biyolojik ve çevresel etmenlere bağlı olarak değişir. Fiziksel hareketler, bir cismin konumunun zamanla değişmesi olarak tanımlanır ve genellikle Newton'un hareket yasalarıyla açıklanır. Örneğin, arabaların yolda ilerlemesi veya bir topun havada süzülmesi gibi olaylar fiziksel hareketlerdir. Biyolojik varlıklar, yani canlılar, kendi enerjileri ve kas sistemleri aracılığıyla hareket edebilirler. Bu, bir kuşun uçması veya bir insanın yürümesi gibi örneklerde görülebilir. Çevresel faktörlerde hareketi etkileyebilir. Rüzgarın bir yaprağı sürüklemesi veya su akıntısının bir nesneyi taşıması gibi. Tüm bu hareketler, varlıkların özelliklerine ve etkileşimde bulundukları çevresel koşullara bağlı olarak farklılık gösterir. Yer değiştirme, fiziksel varlıkların zaman içinde bir konumdan başka bir konuma hareket etmesi sürecidir. Bu kavram, gündelik yaşamda sıkça gözlemlenebilen bir olgudur. Örneğin, bir arabanın yolda ilerlemesi, bir kuşun gökyüzünde süzülmesi ya da bir insanın yürüyerek bir yerden başka bir yere gitmesi yer değiştirmeye örnek olarak verilebilir. Bu hareket, belirli bir mesafe ve zaman süreci içinde gerçekleşir ve genellikle hız, yön ve ivme gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Yer değiştirme, sadece fiziksel nesneler için değil, aynı zamanda soyut kavramlar veya veri içinde kullanılabilir, örneğin bilgi aktarımı veya veri taşınması gibi. Bu durum, yer değiştirmenin ne kadar geniş ve farklı bağlamlarda ele alınabileceğini göstermektedir. Dönme hareketi, bir cismin belirli bir eksen etrafında yaptığı dairesel hareket olarak tanımlanır. Bu hareket, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bir fenomendir. Örneğin, dünya kendi ekseni etrafında dönerken bir gün ve gece döngüsü oluşturur. Bu da zaman kavramının temelini oluşturur. Aynı şekilde, bir tekerlek de merkezi bir eksen etrafında döner ve bu dönüş hareketi, araçların hareket etmesini sağlar. Dönme hareketi, tork, açısal hız ve açısal ivme gibi kavramlarla açıklanabilir ve bu kavramlar fiziksel olayların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Bu tür hareketler, mühendislikten astronomiye kadar birçok alanda önemli ve temel bir rol oynar. Titreşim hareketi, bir cismin belirli bir denge noktasına bağlı kalarak düzenli aralıklarla sağ sola, yukarı aşağı ya da belirli bir eksen etrafında yaptığı periyodik hareketleri ifade eder. Bu tür hareketler genellikle bir kuvvetin etkisiyle başlar ve enerjinin üretilmesiyle devam eder. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız titreşim örnekleri arasında cep telefonlarının titreşim modu, müzik aletlerinin tellerinin çalınması ve ses dalgalarının yayılması yer alır. Titreşim, mekanik enerji aktarımının temel prensiplerinden biri olup mühendislik, mimarlık ve çeşitli bilim dallarında önemli bir rol oynar. Doğru kontrol edilmediğinde ise makineler ve yapılar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu yüzden titreşim analizi ve kontrolü kritik bir öneme sahiptir. Sabit hızla hareket, bir cismin belirli bir hızda ve bu hızda herhangi bir değişiklik olmadan hareket etmesi durumunu ifade eder. Bu tür bir hareket, hızın hem büyüklük hem de yön olarak sabit kaldığı anlamına gelir. Örneğin, bir trenin sabit hızla ilerlemesi, trenin belirli bir süre boyunca aynı hızda ve aynı doğrultuda yol alması demektir. Sabit hızla hareket eden bir cismin ivmesi sıfırdır. Çünkü ivme hızdaki değişim oranıdır ve sabit hızda bu değişim gerçekleşmez. Bu tür hareket, genellikle düzgün doğrusal hareket olarak adlandırılır ve günlük yaşamda oldukça yaygın bir şekilde gözlemlenebilir. Sabit hızla hareket, Newton'un birinci hareket yasası olan eylemsizlik yasası ile de ilişkilidir.
bu yasak, bir cismin dış bir kuvvet etkisi olmadıkça sabit hızla hareket etmeye devam edeceğini belirtir. Varlığın hızının zamanla artması ya da azalması, genellikle ivme kavramı ile ilişkilendirilir. Fizikte bir cismin hızı zamanla değiştiğinde, bu değişim ivme olarak adlandırılır ve ivme, hızdaki değişimin zamanla oranıdır. Eğer bir varlık, ivme kazandığında hızı artıyorsa bu pozitif ivme olarak bilinir. Örneğin, bir arabanın gaz pedalına basıldığında hızlanması pozitif ivmenin bir göstergesidir. Tersine, bir cismin hızı azalıyorsa, bu negatif ivme ya da yavaşlama anlamına gelir. Örneğin, bir bisikletin frenleri sıkıldığında hızının düşmesi bu duruma örnek olarak verilebilir. Bu kavramlar, günlük hayatın birçok alanında, özellikle de hareketli sistemlerin analizinde önemli bir rol oynar ve Newton'un hareket yasaları çerçevesinde ele alınır. Düzgün çembersel hareket, bir nesnenin sabit hızla ve belirli bir yarıçapla dairesel bir yörüngede hareket etmesi durumudur. Bu tür hareket, hızın büyüklüğünün sabit olduğu, ancak yönünün sürekli olarak değiştiği bir hareket şeklidir. Dönme dolaplar, uyduların gezegenler etrafındaki hareketi ve bir arabada hızla alınan keskin virajlar bu hareket türüne örnek olarak verilebilir. Düzgün çembersel hareketin temel özelliklerinden biri, merkezcil kuvvetin sürekli olarak nesneyi yörüngenin merkezine doğru çekmesidir. Bu kuvvet, hareketin devam etmesi için gereklidir ve genellikle gerilim, yer çekimi veya sürtünme kuvveti gibi farklı kuvvetler tarafından sağlanabilir. Bu hareketin analizi, hem fiziksel kavrayış hem de matematiksel hesaplama açısından önemli olup, günlük yaşamdan astronomiye kadar birçok alanda uygulama bulur. Dalgalanma hareketi, enerjinin bir ortamda dalgalar şeklinde taşındığı bir süreçtir. Bu hareket, çoğunlukla fiziksel bilimlerde karşılaşılan bir fenomendir ve çeşitli biçimlerde gözlemlenebilir. Örneğin, denizdeki dalgalar su yüzeyinde ileri geri hareket ederek enerjiyi iletir. Benzer şekilde ses dalgaları da hava gibi gazlar, sıvılar veya katılar aracılığıyla yayılır. Ses dalgaları, hava moleküllerinin sıkışması ve genleşmesiyle meydana gelir ve bu süreç, sesin kaynaktan uzaklaştıkça enerjisini nasıl taşıdığını açıklar. Dalgalanma hareketi, sadece fiziksel ortamlarla sınırlı kalmaz. Elektromanyetik dalgalar gibi ışık dalgaları da vakumda bile hareket edebilir. Bu çeşitlilik, dalgalanma hareketinin doğadaki önemini ve yaygınlığını gösterir. Hareket çeşitleri, doğanın temel prensiplerinden biri olarak karşımıza çıkar ve çevremizdeki varlıkların nasıl hareket ettiğini anlamamıza yardımcı olur. Temelde hareket türleri doğrusal, dairesel ve titreşimli hareket olarak sınıflandırılabilir. Doğrusal hareket, bir cismin düz bir yol boyunca ilerlemesini ifade ederken, dairesel hareket, bir cismin belirli bir eksen etrafında dönmesiyle gerçekleşir. Titreşimli hareket ise, bir cismin belirli bir denge noktası etrafında ileri geri hareket etmesiyle tanımlanır. Bu hareketlerin her biri, Newton'un hareket yasaları gibi fizik kuralları çerçevesinde açıklanabilir. Bu kurallar, hareketin nedenlerini ve etkilerini anlamamıza olanak tanır. Bu da mühendislikten biyolojiye kadar pek çok alanda uygulama bulur. Hareket çeşitlerinin incelenmesi, teknolojik gelişmelerin yanı sıra, doğayı ve evreni daha iyi anlamamıza yardımcı olur.